Stratejik Kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere tarçınlı, fıstıklı, kuş üzümlü harika bir Osmanlı pilavı yapacağız. Osmanlı pilavımızın yapımına başlayabiliriz. Şöyle bir adet orta boy hatta küçük boy bir soğanı çok ince doğrayacağız. Hatta rendeleyebilirsiniz de. Ama doğrarsanız daha da iyi olur. Yarıya böldüğüm soğanı ortadan bir kez daha bölüyorum. Sonra dikine küçük çizikler atıyorum. Bakın alt kısmı şu anda hiç kesili değil. Dolayısıyla toplu halde durabiliyor. Şimdi de parmaklarımız dik, bıçağımız dik ve böyle onu küçük küçük doğruyoruz. Soğanımızın dip kısmı kesilmediği için kat yerleri dağılmıyor, bütün halde duruyor. Bu en kolay küçük soğan doğrama şeklidir. Son kalan kısımları da böyle küçük küçük doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradık. Şöyle bir fincan kadar kuş üzüm var. Bunları suda beklettik. 2 çorba kaşığı var. Dolmalık fıstık var. Bunları da kenara koyuyoruz. Şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Şöyle kısık ateşte. Buna 2 çorba kaşığı zeytinyağı dökeceğiz. Zeytinyağımızı döktük. Doğradığımız soğanları tavamızın içine atıyoruz. Ve bunları bir müddet kavuruyoruz. Bu arada 2 su bardağı pirincimizi yarım saat öncesinden suyun içinde bıraktık. Hem fazla nişastası gitsin, hem biraz su çeksin diye. Evet, soğanlarımız hafiften kavrulmaya başladı. Şimdi dolmalık fıstıklarımızı içine atıyorum. Onları da beraber kavurmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız iyice öldü. Fıstıklarımız da kavruldu, renk değiştirdi. Burada soğanlar yok olur derecesinde eridi, öyle söyleyeyim size. Yani ağzınıza öyle soğan parçaları falan gelmeyecek. 2 su bardağı yarım saat suda beklettiğimiz pirincimizi içerisine döküyorum. Bir pirinç tanesini dahi ziyan etmiyoruz. Bu ülkenin bir pirinç tanesini bile ziyan eden bana milliyetçilikten bahsetmesin. O yüzden dikkat ediyoruz ve şöyle güzelce kavuruyoruz. Şimdi bunun içerisine tereyağı dökeceğim. Ama öncelikle şöyle kuş üzümünü içerisine koyuyorum. Yine yarım saat suda beklettik kuş üzümlerini. Şöyle karıştırıyorum. Ben normalde tatlı tuzlu karışık öyle çok sevmem. Ama bu pilava bayılıyorum. Bu lezzeti sizin de tatmanızı istedim. 2 çorba kaşığı kadar tereyağı koyacağım şöyle içerisine. Tereyağını kavurmadık. Tereyağının pilavın üzerinde erimesini istiyoruz. Pilavla beraber kavrulmasını istiyoruz. Böylece kokusu iyice geçecek. Evet, sıra geldi baharatların eklemeye. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı tarçın koyuyorum. Burada baharat da tamamen sizin damak zevkinize göre. Tarçın çok fazla lezzet vermiyor, kokusunu salıyor sadece. Bu arada tarçını seviyorsanız, böyle tatlı tuzlu karışık seviyorsanız tarçınını fazlalaştırabilirsiniz. Ben böyle sevdiğim için az koydum. Yine karıştırıyorum. Sıra geldi suyunu vermeye. 2 su bardağı pirinç koymuştuk. Şimdi buna 3 su bardağı su ekliyorum. 2'ye 3 yapıyoruz. Şimdi burada ocağımın altını açıyorum. Suyu kaynatacağım. Fokurdamaya başladıktan sonra kısıp normal pilav gibi pişireceğiz. Evet, görüyorsunuz suyum iyice kaynadı. Suyunu da hafiften çekmeye başladı. Şimdi altını kısıyorum ve pilavı normal pilavmış gibi pişirmeye başlıyoruz. Evet, görüyorsunuz pilavımız iyice suyunu çekti. Altını kısmıştık zaten. Vallahi inanılmaz kokuyor. Bu kokuyu mutlaka hissetmenizi isterim. Şimdi bunun üzerine şöyle kağıt peçeteyle kapatıp bu şekilde ağzında kapağıyla kapatıyoruz. Ve demlenmesi için 10-15 dakika bekliyoruz. Ve sıra geldi tadıma. Şöyle göstermek istiyorum pilavın son halini. Gerçi B-roll'larını da çektim. Onları da videoda izlemişsinizdir. Önce şunu söyleyeyim. Yapması çok kolay. Ve inanılmaz lezzetli. Şu an harika bir kokusu var. Dediğim gibi ben tatlıyla tuzluğun karışımını pek sevmiyorum ama bu pilava bayıldım. Özellikle et yemeklerinin yanında inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu mutlaka denemelisiniz. Mutlaka misafirlerinize falan tattırmalısınız. Acayip havanız olacak söyleyeyim. Şöyle o fıstık bir yerinden bir çatal alıyorum. Şöyle yakına göstermek istiyorum. Nasıl tek tek oldu. Tel tel oldu. 3 bardak su koymamıza rağmen çok güzel çekti suyunu. Bir çatal daha alacağım. Dediğim gibi mutlaka deneyin. Acayip lezzetli bir şey. Tadınızda fark yaratacaksınız. Bana teşekkür edeceksiniz. Videonun altına yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.